Merhaba, Akademiden Notların yeni bölümüne birlikteyiz. Yaşar Hocam nasılsınız? Merhaba Tuncum, teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Uzun bir maratondan sonra, daha doğrusu Evet maratondan hocam, sonra. biraz artık koşu sezonunun da sonuna geliyor diyeceğim ama pek sonuna da gelmiyor aslında. Yıl boyu etkinlikler devam ediyor. Yoğun bir aslında Kasım ayı da bizi bekliyor. Hem aslında dönem içindeki çalışmalar hem de birazcık belki açık yarışım haftası ve diğer haftaların içerisinde yapılan çalışmaların devamı niteliğinde bir takım etkinlikler ve çalışmalar da olacak. Onun için yoğun bir hafta bizi bekliyor. Bugün hocam kütüphane dermeleri, yapay zeka eğitimi bunların çok aslında genel olarak başlayacağımız ve daha sonra birazcık daha detaylandıracağımız bir konu olacak. Başta bizler ne kadar kütüphane dermelerinin yapay zeka eğitimi için kullanılması şeklinde ifade ettiysek de belki yapay zeka için genel olarak eğitimde kullanılan içeriklere şöyle bir göz atarız. Bu sadece tabii kütüphane koleksiyonlarıyla sınırlı değil aslında. Arşivlerle ilgili veya bir takım farklı depoların da kullanımı burada söz konusu. Herhalde bunlara hem birazcık teknik yönden de bakarız, etik açısından da bakarız, telif hakları veya işte açıklık kavramı açısından da değerlendiririz diye düşünüyorum. Hocam hiç hız kesmedi. Bizim sezonlar boyunca aslında yapay zeka çok önemli bir belki de yoğunluk oluşturduğunu söyleyebiliriz. Sürekli olarak da yeni modeller, yeni araçlar yayınlanıyor. Bunlarla ilgili de aslında şaşırtıcı gelişmeler var. Belki önümüzdeki programlarda dikkatimizi çeken, ön plana çıkan bir takım araçları, platformları da paylaşırız. Gerçekten hem araştırmacılar için, hem öğrenciler için, hemen hemen aslında tüm vatandaşlar için çok ciddi anlamda yeni işleri kolaylaştıracak, süreçleri daha pratik hale getirecek araçlar sunulmaya başladı. Bunları da bir yandan takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Hocam, önceki programlarda aslında biz koleksiyonların, dermelerin veri seti olarak kullanılabilmesinin ne kadar önemli olduğunu değinmiştik. Bu koleksiyonların aslında hem insan tarafından kullanılabilmesi ama buna ek olarak da aslında makine tarafından bir şekilde üzerinde algoritmalar çalıştırılabilmesi, yani bunların bir veri seti olarak kullanılabilmesinin çok önemli olduğuna değinmiştik ama bu konuda da özellikle Türkiye'de çok iyi bir ilerleme kaydedemediğimizde not düşmüştük. Burada özellikle müzelerin envanterleri açısından, kütüphanelerin kendi basılı veya dijitalleştirilmiş koleksiyonları açısından aslında çok ciddi bir potansiyel söz konusu. Hatta OpenAI'ın CEO'su Sam Altman bu konularla ilgili de demiştik, yani bu açık İçerikler olmazsa bir şekilde yapay zekanın ilerleyişi mümkün olmaz demişti. Onlar da aslında bu koleksiyonların önemine değiniyorlar. Tabii belki YouTube gibi platformlarda, işte Flickr gibi platformlarda, Instagram veya TikTok gibi bir takım büyük veya Meta'nın sahip olduğu büyük platformlarda ki koleksiyonları da bu tür koleksiyonlar içerisinde ifade edebiliriz belki. Çünkü gerçekten bu içerikleri de yapay zeka eğitiminde kullanıldığını biliyoruz. Nasıl bir başlangıç yapalım hocam? Nasıl bir giriş yapalım? Evet, teşekkür ederim. Senin de dediğin gibi tabii yapay zeka algoritmalarının eğitimi son derece önemli. Ve bu iş için başlangıçta kullanılan elbette açık kaynaklar aracılığıyla erişilebilen web sayfaları oldu. Örneğin OpenAI ilk çıktığı zaman aşağı yukarı 2007'den o tarihe kadarki web sayfaları bir şekilde dijitalleştirilerek ya da dijital ortamdaki sayfalar kazınarak veriler toplanıp bir derlem oluşturulup bununla eğitildi yapay zeka algoritmaları. Bu o şeye baktığımızda tabii ki derleme
büyük ölçüde web sayfalarından oluştuğu için elbette onun dışında daha spesifik şeyler de var ama mesela baktığımızda eğitim seti olarak kullanılan verilerin yaklaşık %50'si İngilizce web sayfalarından oluşuyor. Dolayısıyla da daha başlangıçta hani verinin kalitesi vesairesinden öteye böyle bir eğitim setiyle ortaya çıkılmış oldu. Elbette bunun dışında başka kaynaklar da kullanıldı kuşkusuz ama ilk aşamada en azından bundan yaklaşık 3-4 yıl önceki duruma baktığımızda bu. Artı bunun yanı sıra özellikle görsel malzeme olarak da bir şekilde çeşitli algoritmalar kullanılarak pardon, internet ortamındaki görüntü sayfaları işte slide share'den tutun da onun dışındaki bu tür görüntülerin olduğu YouTube videolarına kadar özellikle hareketsiz olanlar söz konusu olduğunda bu kaynaklardan da yararlanarak görüntüyü açıklamak için kullanılan alt diye adlandırılan başlık kısmındaki şeyin başlığın ne kadar uyuştuğuna dayanarak belirli bir yüzdenin üzerindekileri ha tamam bu fotoğraf ya da resim her neyse şununla ilgilidir diye basit bir benzerlik algoritması çerçevesinde aynı zamanda görsel olarak bir şey de oluşturdular. Mesela DALL-E vesaire gibi algoritmaların işleyişi buna dayanıyor ama burada kullanılan hani fotoğraf ya da resimle onu açıklayan başlık arasındaki benzerlik oranı çok düşük tutuldu. 0,26 civarında. Dolayısıyla bu da aslına bakılırsa bu amaçla kullanılan fotoğraf resim kalitesinin de o kadar yüksek olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla da siz işte iki suratı karşılaştırmak istiyorsanız ve buradaki benzerlik düzeyi oldukça düşükse bu da algoritmanın hata yapmasına yol açtı kuşkusuz. Benzer bir şeyi açık kaynaklardan, web kaynaklarından kullandıkları şeylerde de gördük. Buradaki eğilim de daha çok işte sosyal medya, web üzerindeki her zaman kalitesi onaylanmış veriler olmadığı için de özellikle de bir görüş belirtmesi gerektiği zaman yapay zeka algoritmasının çok ilginç sonuçlar vermeye başladı. İlk çıktığı zaman hatırlıyorum ChatGPT üzerinde neredeyse bizim alandaki bütün eserleri İhsan Doğramacı yazmış biçiminde bir bibliografya çıkarmıştı karşımıza. Tabii o zamandan bu yana uygulamalar değişti. Artık o tür şeylerde de bulunmuyor ama bu bize aslına bakılırsa arka planda doğruluğu kanıtlanmış, en azından bibliografik olarak doğruluğu kanıtlanmış ve daha çok da kütüphaneler, arşivler vesaire gibi bibliografik bilgi havuzlarına, veri tabanlarına sahip olan kurumların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani buna WorldCat'i ekleyebilirsiniz, Kongre Kütüphanesi'ni ekleyebilirsiniz, her neyse. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımızda da şu anda aslına bakılırsa yapay zeka algoritmalarının eğitimi açısından en önemli noktalardan bir tanesi bu iş için kullanılacak veri bulunması. Söylenenlere bakılırsa aslında bakılırsa 2026 yılına kadar yapay zeka algoritmalarının kullanabileceği kaliteli veri bitmiş olacak. Hatta öyle bir şey ki konuşulan şey ya acaba yapay zeka sentetik veri mi yaratsa öğrenmek için kendine diye.
Yapabilir tabii ki bunu ama unutmayalım ki burada da sıkıntılı konu şu anda yapay zeka algoritmalarının hata yapabilmeleri. Bu da döndürülen bilgilerin doğruluğu açısından önemli bir risk taşıyor o açıdan bakıldığında. Dolayısıyla da müthiş bir pazar söz konusu, potansiyel pazar söz konusu. Bunun tartışmalarını vesaire de görüyoruz. Yani ne bileyim işte New York Times şeyi mahkemeye veriyor Microsoft'u ve OpenAI'yı benim içeriğimden telif haklarını ihlal ederek yararlandınız vesaire diye. Aynı şekilde Google çerçevesinde de Google'ın daha önce bundan 20 sene önce başlattığı Google Books projesindeki içeriği ki mahkemelere gitmişti. Bu da özellikle yayıncılar ve Amerikan Kütüphane Derneği tarafından. Dolayısıyla oradaki içerik de son derece önemli hale geldi ve biz şu anda örneğin Gemini arkasında bu tür yapay zeka için eğitim malzemelerinin kullanılıp kullanılmadığını bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz dediğim hani böyle bir tahmin var kuşkusuz ama sonuçta çoğu bu işte uğraşan OpenAI gibi, Google gibi, Microsoft gibi firmalarda bu konuda şeffaf değiller. O açıdan bakıldığında verinin kaynağı nedir bilmiyoruz. Demin de bahsetmiştik yani veri açlığını, eğitim verisi açlığını giderebilmek için uygulanan şeylerden bir tanesi de mesela YouTube'daki bütün videoların transkriplerinin kullanılmış olması. Otomatik olarak OpenAI şirketi bunları metne çeviriyor ve şeye yüklüyor. Hatta bu amaçla da 2021 yılına kadar bütün videolarını yükledikleri için YouTube'un kullanım koşullarının ihlal edildiği yönünde bir şikayet oldu. Ama buna verilen karşılık da ya biz bunları dönüştürücü amaçla kullanıyoruz gibi bir şey oldu. bu herhangi bir pardon. Dava konusu oldu mu onu bilmiyorum ama yani muhtemelen olsa bile bir şekilde halledilmiş olabilir diye düşünüyorum. Hocam şeyde bizim açık yarışım haftasında Creative Commons topluluğu çerçevesinde yaptığımız bir canlı yayın vardı. Orada İlkay bahsetmişti. Almanya'da bir dava açılıyor bununla ilgili ve o dava kapsamında işte oluşturulmuş olan görsellerin eğitimde makine öğrenmesi içerisinde kullanımıyla ilgili herhangi bir hak ihlali tespit etmiyor mahkeme ve burada herhangi bir hak ihlali yoktur. Yani buradaki bundan ilham alarak bunu oluşturmasıyla ilgili herhangi bir hak ihlali yoktur gibi bir sonuca varmıştı. Onunla ilgili bağlantıları da yayının açıklamalarında paylaşırız. Herhalde oradaki yapı çok su götürecek. Yani bir takım farklı mahkeme kararları, her ülkenin kendi yerel uygulamaları vesaire çok farklı yapıları olacak. Ama herhalde Google'ın bir açıklaması vardı. Biz tamamen açık kaynak içeriklerden bu çalışmaları yapıyoruz gibi. Tabii bunun ne kadar doğru olup olmadığını, bunun doğrulamasını yapmak çok mümkün değil ama Avrupa Birliği genelindeki en son devreye giren ve işte önümüzdeki aylardan itibaren aslında uygulanacak olan regülasyonlar içinde de herhalde bu şeffaflık tarafına çok önem veriliyor. Bir şekilde sizin makinenizi eğitirken kullandığınız içeriklere bu anlamda bakmak gerekiyor. Kütüphane sürecinde de aslında daha önce farklı uygulamalar vardı. Yapay zeka öncesinde de hocam hatırlarsınız. Yayıncılar çalışmaları istiyordu. Daha doğrusu kitapların kullanım oranları çerçevesinde ekstra bir telif hakkı ödemesi bekliyordu kütüphanelerden. Bu da büyük bir infial yaratmıştı hatırlarsanız. Hani kütüphanelerin ödünç verme karşılığında ekstra telif hakkı ödemesi yapmasıyla ilgili olarak belki benzeri bir nokta
Bu konuyla ilgili de karşımıza çıkacak. Yani kütüphanelerin sahip olduğu koleksiyonlardan yapay zekanın eğitiminde kullandırmanız yine yayın evi tarafından bir takım aslında davalara mı konu olacak? Yoksa siz o koleksiyonun sahibi olarak kendi çalışmalarınız için bunu eğitebilecek misiniz? Herhalde önümüzdeki günlerde bununla ilgili çalışmaları da gözlemleyeceğiz. Yine bununla ilgili bir takım davalarda karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Telif hakkı ya da spesifik olarak kütüphanelere gelmeden önce sen Almanya'dan bahsettiği için bununla ilgili bir veri kalitesiyle ilgili bir şey söylemek isterim. Aslına bakılırsa özellikle görseller için kullanılan eğitim verisinin kaynağı Almanya'da hazırlanmış. Lion diye bir proje çerçevesinde. Demin bir miktar sözünü Konu da ettim. bununla ilgiliydi hocam. O Öyle projeyle mi? ilgiliydi. O dava Evet. süresi ve şey onunla ilgili. Evet. Şimdi işin telif hakkı yönü bir yana ama orada ortaya çıkan önemli noktalardan biri şuymuş. Mesela eğitilen malzemeler arasında yaklaşık 1.000 tane çocuk istismarı, çocuk pornosu ile ilgili görüntünün de yer aldığı ortaya çıkmış. Şimdi bunun tabii ki temel nedenlerinden biri demin sözünü ettiğim o işte ne bileyim fotoğrafla onu açıklayan başlık arasındaki görüntü başlığın sözcükleri arasındaki ilişki ve bu benzerlik oranına dayanarak otomatik olarak bilgi sağlıyor bir bakıma. Ama bu insan gözüyle vesaire kontrol edilmiş bir veri olmadığı için de bunun içerisine dediğim gibi istenmeyen bir takım görüntüler de girebiliyor. Zaten bu veri setini sağlayan firma da bir bakıma hani ya bunları eğer ticari amaçlarla kullanacaksanız kullanmayın gibi bir not koyuyor aynı zamanda. Her neyse söylemek istediğim şey şu. Demin hani 2026 yılına kadar kaliteli veri kalmayacak ortada algoritmalara besleyebileceğimiz demiştim. Dolayısıyla da bu da aynı zamanda doğrulanmış verilerin yapay zeka algoritmaların eğitiminde ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize. Doğrulanmış veriden kasıt da tabii ki burada işte biraz önce örnek vermiştik. Bibliografik açıdan bile doğrulanması son derece önemli. Ama unutmayın ki fotoğraf başlıkları vesaire söz konusu olduğunda aslına bakılırsa yapılan işlem insanların o fotoğrafın alt başlığını okuyacağından çok arama motorlarının sonuçları arasında görünebilmesi için nasıl bir başlık atılması gerektiğiyle ilgili. Yani ne bileyim işte dün seçim oldu Amerika'da. Bakıyorsun gazeteye diyor ki Trump o eyaleti de kazandı. Şimdi yani burada hangi eyalet vesaire geçtiği yok. Dolayısıyla görüntüyle başlık arasında insanların yani etten kemikten olan kişilerin yorumlayacağı biçimde değil de arama motor algoritmalarının işine yarayacak ve sıralamalarda o fotoğrafı ya da o metni yukarıya çekecek şekilde başlıklandırmanın olduğu da hesaba katıldığında o zaman demin sözünü ettiğim Lion projesi çerçevesinde pekala yani çocuk pornosu ile ilgili bir fotoğrafı yumuşatacak başlık seçilmiş olabilir ve bu da algoritmanın gözünden kaçmış olabilir. Dolayısıyla eğitim verisinin aslına bakılırsa daha başlangıçta bir şekilde otoriter kurumlar tarafından kütüphaneler gibi, arşivler gibi spesifik olarak içerik yaratmaktan sorumlu kuruluşlar gibi kuruluşların ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Onun için biraz önce Google Books'tan söz ettik mesela. Ama burada
Telif haklarıyla biraz konuyu getirecek olursak şöyle bir durum söz konusu. Yani Google bir şekilde ve diğer firmalar mahremiyet haklarını bir şekilde şu ya da bu şekilde ihlal ederek bu verileri yapay zeka algoritmalarının eğitilmesinde kullanırken, öte yandan daha geleneksel bellek kurumları, kütüphaneler, arşivler vesaire bir bakıma insanların bilgiye erişmek, yasal hakkı olan bilgiye erişmek konusundaki ihtiyaçlarını göz ardı ediyorlar. Google bunu yapabiliyor çünkü mesela işte sanıyorum birkaç sene önce Fransa'da 100 milyon avro gibi bir cezaya çarptırılmıştı işte mahremiyet haklarını ihlal ettiği için o ülkede. Google bunu kolayca ödeyebilir kuşkusuz ama bir kütüphanenin, British Library'nin vesaire bu o miktarı kolayca ödemesi mümkün değil eğer herhangi bir telif hakkı davası vesaire açılırsa. Belki de bellek kurumlarının biraz muhafazakar davranmalarının nedenlerinden bir tanesi de bu. Özellikle yapay zeka algoritmalarının kullanılması yönünde ya da kendi içeriklerinin yapay zeka algoritmalarına eğitim verisi olarak sunulması yönünde. Hocam bir yandan da aslında bu hem OpenAI tarafında hem de Google tarafında bir takım farklı araçlarda yapılan çalışmaların özellikle içerik kısmının kullanıcı tarafından çerçevesinin belirlenmesiyle ilgili güzel örnekler var. Belki biraz önce söylediğimiz yapıda bu ön plana çıkabilir. Bir örnekle belki bunu daha rahat ifade ederim. Bu geniş dil modelini siz makineyle olan diyaloğunuz için kullanıyorsunuz ama burada belirli bir spesifik alandaki çalışmayla ilgili ise direkt olarak belki de oradaki içeriklerin sizin verip üzerinde konuşmanız sağlanabiliyor. İşte bu Google'ın Notebook LM dediğimiz bir platformu veya işte OpenAI'ın birazcık daha fazla düşünen, daha fazla aslında akademik çalışma için oluşturulan sürümlerinde bu şekilde belirli bir doküman havuzunu veya belirli bir içerik havuzunu alıp bunun üzerinden bu çalışmaları gerçekleştirebilmesi mümkün oluyor. Belki bu koleksiyon anlamındaki içeriği son kullanıcının vermesi de mümkün olabilir. Mesela Notebook LM örneğinde siz 50 tane kaynak tanımlayabiliyorsunuz sisteme ve o 50 tane kaynak üzerinde platform gerekli çalışmaları yapıyor. Burada belki hem halüsinasyon görmesi azaltılıyor hem de o geniş dil modeli içerisinde siz ona belirli bir çerçeve sunabiliyorsunuz. Aynı şekilde OpenAI tarafında GPT'lerin oluşturulma nedenlerinden bir tanesi de bu. Örneğin çok spesifik bir alanda bir GPT tasarlamak istediğiniz zaman o GPT diyorsunuz ki sadece bu dokümanlar, bu içerikler, bu çerçevede sen cevaplarını oluştur. Böylece aslında belki de bu koleksiyonun bir ön çalışması da bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Sonuçta sizin belirlediğiniz çerçevede o geniş dil modeliyle bir sohbet gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bence bu giderek artacak. Belki de sonraki sürümlerde halüsinasyon görmeyen bir yapı, belki birazcık daha az çerçevede içeriğe sahip ama tamamen güvenilir kaynaklardan bu çalışmaları belki de harmanlayan bir takım sistemler kullanabileceğiz. Veya böyle özel GPT'ler veya çalışma defterleri tasarlayabileceğiz. Kullanıcı izni konusu biraz özellikle de dijital veri söz konusu olduğunda burada kullanıcının dizginleri ele alması hikayesi aslına bakılırsa ortadan kalktı gibi gözüküyor. Özellikle
Google'a yem olan ya da işte sosyal medya platformlarına yem olan içerik söz konusu olduğunda, siz kalkıp da bugün örneğin bir şekilde sosyal medya ortamındaki istemediğiniz görüntüleri vesaire kaldırmaya kalkın ya da en basitinden hesabınızı kapatmaya kalkın bakalım Facebook'tan. Neyle karşılaşıyorsunuz? Yani oraya koyduğunuz fotoğraflar artık sizin mi değil mi gibi bir sürü sorun var ortada. Dolayısıyla zaten iş modelleri de bu o mahremiyetin ortadan kalkmasını bir şekilde zorluyor. Yani bugün ne bileyim araba sürerken konumunuzu belirttiğiniz anda aslında bakılırsa mahremiyetiniz karşılığında bir hizmet alıyorsunuz. Yani ne bileyim gideceğiniz adresi kolayca bulabilmek gibi. Ya da bunun dışında kullanılan şeyler son 10-15 yıl içerisinde mahremiyeti de aslına bakılırsa müthiş bir şekilde aşındırdı. Ha, eskiden de bu yok muydu? Yani herkes ne bileyim verilerinin kullanılmasına vesaire karşıydı ama onların en azından cüzi bir miktarda da olsa kendilerine para sağlandığında bu mahremiyetini satabiliyorlardı. Şimdi yapılan iş ise yani spesifik bir para gerektirmeden biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi örneğin konum bilginizi pekala aldığınız bir hizmet karşılığında verebiliyorsunuz ve bunun nasıl kullanıldığını da aslına bakılırsa bir dereceye kadar biliyorsunuz. Ama bunun üzerinde özellikle yapay zeka algoritmaları koşturulduğu zaman ne tür sonuçlara yol açabileceği bu konum bilgisinin ya da sizinle ilgili diğer bilgilerin bu konuda çok fazla fikrimiz olduğunu sanmıyorum. Dolayısıyla da evet Avrupa çapında olsun GDPR gibi vesaire yasalar çıkarıyoruz. Aynı şekilde yapay zeka açısından da çıkarıyoruz ama yani ortada neyi nasıl kullandığını açıklayacak açıklanabilir yapay zeka diye bir şey henüz olmadığı için kullanıcı da aslına bakılırsa birazcık karanlıkta burada. Yani ben tam olarak neyi veriyorum konum bilgimi açtığım zaman sorusunun cevabı kullanıcıda yeterince aydınlık değil. O açıdan bakıldığında da yani belki de bu tür firmaların özellikle mahremiyeti ihlal etme konusunda daha gevşek davranmalarının nedenlerinden bir tanesi de bu olabilir. Yani sonuçta ortada bir hani para dönmese bile bir ticaret var biçiminde ve düşündüğünüz zaman da getirilen yaptırımlar da yani bu tür şirketlerin büyüklüğü açısından düşünüldüğünde o kadar yüksek bir şey değil. Yapılan bir tespitte sanıyorum mesela kütüphaneler bu konuda biraz daha muhafazakar davranıyorlar demiştim ya. Yani bu zamana kadar mahremiyetle ilgili 7 dava açılmış İngiltere'de kütüphanelerin sağladığı verilerdeki mahremiyet sorunları ile ilgili olarak. Bir düşündüğün zaman aslına bakılırsa bu hiç de yüksek bir sayı değil o açıdan. Yani davaların niteliğini bilemiyorum ama AI and Society diye bir dergide böyle bir bilgi görmüştüm. Onun için diyorum. Bu bakımdan da burada nasıl bir denge sağlanabilir? Onu özellikle hani bellek kurumlarının, arşivlerin, kütüphanelerin daha sıkı bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü biz bunun karşılığında bilimsel veri setlerini bile daha muhafazakar davranıp kullanıcıların hizmetine açmayabiliyoruz. İşte British Library örneği verilmiş demin sözünü ettiğim makalede ta 1935 yılındaki bir içerikle ilgili olarak hala tam olarak kullanıcılar erişim sağlayamıyor. Onun için de Melissa Teras bu alandaki önemli isimlerden bir tanesi.
Diyor ki sırf telif hakları nedeniyle 1910'la sosyal medya platformlarının ortaya çıktığı dönem arasındaki dijital verileri biz bir şekilde telif hakkı nedeniyle elektronik olarak, dijital olarak kullanıcılara sunamıyoruz. O verilerden yararlanamıyoruz diyor. İşin bu yönü kuşkusuz çok daha tartışma götürecek ama şunu da söyleyenler var. Bir şekilde bellek kurumları bu teknolojik uygulamalar nedeniyle ortaya çıkabilecek tahripkar ideolojilerin de etkisinde kalmama yönünde bir politika güdüyor olabilirler. Ne kastediliyor bundan denilecek olursa ya ne bileyim işte henüz daha kütüphaneler, arşivler, veri ve metin madenlemesine bile doğru dürüst izin verebilir duruma gelmemişken bir anda henüz nasıl işlediğini ayrıntılı olarak bilemediğimiz yapay zeka algoritmalarını arşivlerin, kütüphanelerin koleksiyonlarına da bir şekilde uygulayıp buradan ne tür sonuçlar çıkacağını bilmediğimiz için yani tahripkar ideoloji derken kastedilen bu olsa gerek. Dolayısıyla da işin o yönü de hesaba katılıyor olabilir. Ama şu bir gerçek yani en azından bilgi hizmeti sağlayan kuruluşlar olarak bu şekilde mahremiyetle insanların bilgiye erişme hakkı konusunda bir dengenin kurulması gerekiyor. Özellikle de artık bilgi keşfi ve arama işleminin kütüphanelerden bir şekilde Google türü arama motorlarına evrildiği bir ortamda bu tür daha muhafazakar politikaların herhalde dikkatle gözden geçirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam burada şey benim aklıma geliyor. Yani özellikle açık erişim veya açık bilim çerçevesinden baktığımız zaman yani burada toplumu açık olmasıyla yani toplumun kullanımını açık olmasıyla makinelerin kullanımını açık olması arasında siz bir farklılık görüyor musunuz? Mesela ben o açıdan ikisini arası herhangi bir farklılık görmüyorum. Yani böyle bir yaklaşım da var. Hani şu anda makineler tarafından okulan bilgisi ayrı değerlendiriliyor. Normal bir araştırmacı tarafına erişebilmesi ayrı değerlendiriliyor. Ama ben bunun arasında bir farklılık işte açıkçası görmüyorum. Yani ha ben buradaki içeriklere açık erişim olarak erişmişim ya da makine erişmiş, ben o makinenin algoritmaları üzerinden o yapıya erişmişim. Sanki böyle bir ikileme de gidecekmiş gibi de düşünüyorum. Yani insanlara açık erişim, makinelere açık erişim gibi bir yol ayrımına gidilecek mi sizce? Ben bunu da aslında bir soru olarak yönelteyim size. Aslında sana katılıyorum. Böyle bir ayrım olmaması lazım. Ama şu anda o ayrım var. Yani mesela 2014'te Birleşik Krallık yasayı değiştirdi. İşte basılı ortamdaki malzemeler için hani okuma hakkı aynı zamanda veri ve metin madenleme hakkıdır diye bir düzeltme yaptı. Ama birçok yerde bu yapılmadı. Şimdi evet, 2014'te böyle bir yasal düzenleme getirildi ama bu sadece basılı ortamdaki veriler için. Yani sonradan olma dediğimiz, anadan doğma veriler değil de sonradan olma dijital veriler için geçerli olan bir şey. Keşke bu şey aynı zamanda anadan doğma veriler için de geçerli olsa. Bundan henüz çok uzağız. Yani bunda belki de Terry Cook'un dediği gibi yani bir şekilde kağıt odaklı beyinlerin elektronik gerçekliklerle başa çıkması kolay değil. Yani senin biraz önce söylediğin bir fark görmüyorum olayı elbette. Yani fark demin sözünü ettiğim çerçeve de olabilir. Yani ne bileyim daha çok arama motorlarının
arama motoru optimizasyonuna yönelik başlıklar aratarsın vesaire. Ama öte yandan içeriğin değerlendirmesi söz konusu olduğunda, hele hele bu ortamda bağlantısallık dediğimiz şeyin öne çıktığı ortamda, kuşkusuz yapay zeka algoritmalarının, veri metin madenleme algoritmalarının kurabilecekleri ilişkilerin önümüzde açtığı fırsatları yıllardır görüyoruz. Yani bu tıbbi görüntülerdeki ne bileyim bir takım örüntülerin yorumlanmasından ve buna dayalı olarak daha iyi teşhis konulabilmesinden tutun da bir şekilde istatistiksel tahminler açısından çok daha büyük verilerin kullanılarak daha günlük yaşamda bize yarayışlı şeyler üretilmesine kadar. Yani hatırlarsın bir şeyde yolculuğumuzda, yani henüz daha havayolu şirketinin gecikmeden haberi yokken Google telefonda gecikme gösteriyordu. Henüz daha ekranlara yansımadan, işte büyük veriyi ya da bu tür yapay zeka algoritmalarının üzerinde işlediği verileri kullanarak kuşkusuz çok daha zamanında bu tür bağlantıları kurarak onlarla ilgili bir takım yaklaşımlar geliştirmek de o açıdan önemli. Ama bu alandaki mevzuat son derece eksik ve yavaş ilerliyor o açıdan bakıldığında. Yani bunda ticari kaygıların da büyük önemi var. Yani biraz önce sözünü ettiğim kağıt ortamdaki bilgileri işlemeye, bunlarla ilgili mahremiyet ya da telif hakkı sorunlarını incelemeye çok teşne olan beyinlerin bir anda elektronik ortamdaki bu şeyleri de iyi bir çözüme kavuşturmasını beklemek belki çok gerçekçi değil. İşin ticari boyutuna gelince, sonuçta örneğin kağıt ortamındaki en büyük bilimsel veri üreticisi diyelim ki bunlar üzerinde yapay zeka algoritmalarının koşturulmasını istemiyor. Telif hakları kendisinde, ya da şöyle söyleyelim, yazarlar telif haklarını yapay zeka algoritmalarına eğitim verisi olsun diye vermiyorlar. Ama öte yandan yapay zeka algoritmalarında bu tür içeriğin kullanılabilmesi için ticari yayıncıların bir şekilde OpenAI gibi şirketlerle bağlantı halinde olduğu biliniyor. Bu sadece ticari olanlar açısından da söz konusu değil. Örneğin BBC'de çok zengin bir görsel koleksiyona sahip, her alanda işte kuş seslerinden tutun da Afrika'da kaydedilmiş aklınıza gelen her konuda. Ama onlar da kendi büyük dil modelini geliştirmeye çalışıyorlar bu o şeyler üzerinde, görüntüler üzerinde o açıdan bakıldığında. Yani bu çerçevede gördüğümüzde paydaşların çok farklı beklentileri var kendi sahip oldukları içeriklerden. Kütüphaneler de bu paydaşlardan bir tanesi, arşivler de bu paydaşlardan bir tanesi. Yapay zekanın kullanım alanlarını gördükleri zaman kuşkusuz tıpkı BBC arşivlerinde olduğu gibi belki ne bileyim WorldCat gibi ya da HathiTrust gibi daha önceki programlarda konuştuğumuz, şu anda büyük ölçüde sonradan olma, yani basılı ortamdaki kitapların dijital ortama aktarılmasından oluşan veri havuzlarına sahip olan bu tür konsorsiyumlar da bunu değerlendirmek isteyeceklerdir kuşkusuz, ki bu yönde de sanıyorum ki büyük bir birikim var. Yani Google Books projesi başladığında 2004'te büyük bir karşı çıkış vardı. Ama ondan hemen 4-5 sene sonra HathiTrust kuruldu ki Amerika'daki en önemli araştırma kütüphanelerinin sahip olduğu basılı koleksiyonların milyonlarcası şu anda elektronik ortamda erişilebilir durumda. Bunların telif hakkı sıkıntısı olmayanları zaten bütün dünyaya açık ki
Yapay zeka algoritmaları da en azından bu açık olanlar üzerinden değerlendirildi. Ama eminim Google Books o zamanlar belki o kadar gündemde değildi ama Google Books projesi şu anda en avantajlı içeriğe sahip olan kurumlardan biri. Aynı şey HathiTrust konsorsiyumundaki kütüphane için de pekala söylenebilir. Bunun dışında büyüklü küçüklü diğer projeler için de aynı şey söz konusu. Biraz önce New York Times'ın işte bu tür şirketleri şeye verdiğini söylemiştim, mahkemeye verdiğini. O da kendi tıpkı BBC'nin yaptığı gibi belki de kendi koleksiyonuyla ilgili bir büyük dil modeli yaratmaya çalışıyordur. En azından hani credible veri, güvenilir veri olması açısından bakıldığında kimse elindekini kolayca verme taraftarı değil. Ha, bu demin sözünü ettiğimiz mahremiyet sorunlarının çözümü vesaire açısından bütün her şeyi çözüyor mu? Hayır, ama yapay zeka algoritmalarında da en azından uygulanan basit bir takım şeylerle o metin içerisinde ya da o fotoğraflar içerisinde bir şekilde kişinin kimliğini ortaya çıkarabilecek işte doğum tarihi gibi, ne bileyim doğum yeri gibi, isim gibi, şu gibi, bu gibi şeyleri yakalıyorlar olabildiğince algoritmik olarak. Ama bu sıfıra indirildiği anlamına kuşkusuz gelmiyor. Bu açıdan bakıldığında da senin soruna dönecek olursak, yani evet ikisi arasında çok fark olmaması lazım ama bugün paydaşların kendilerinde olan verilerle ilgili beklentileri çok değişik olduğu için dijital ortamda üretilmiş olan verilerin, ister bilimsel veri olsun, ister sosyal medya verisi olsun, ister arşivlerdeki belirli bir amaçla dijitalleştirilmiş kaynaklar olsun, bunlarla ilgili tam olarak açık bir fikirleri olmadığını söyleyebiliriz. Ya da her ortama uyarlanabilecek, herkesin ortaklaşa bir şekilde üzerinde anlaşabileceği politikalar olmadığını söylemek mümkün en azından. Ama özür dilerim. Ama bir şekilde Google ve yapay zeka şirketlerinin açtığı bu yol, yani şu ya da bu şekilde verilerin belki bazı kuralları ihlal ederek olabildiğince dijital ortama aktarılmasının hayatımızı nasıl değiştirdiğini görünce de ister istemez daha da bu konudaki uygulamaların artmaya başladığını görüyoruz. Belki bazı kurumlar biraz daha arkadan geliyor ama bir şekilde giderek bu yöndeki uygulamalar da artıyor. Hocam zaten OpenAI'dan çıkmış durumda. Yani siz bu saatten sonra bu içeriklerle ilgili bunların yapay zeka tarafından eğitimde kullanılsın mı kullanılmasın mı tarafında belli bir bariyeri sonsuza kadar devam ettirebilmeniz de mümkün değil. Bu eğitimle ilgili yapılan çalışmalar içerisinde bunları değerlendiren bazı sohbetlerde dile gelmişti. İşte içerik hazırlanıp bu açık ders malzemeleri tarzında dendik işte ya bunun kimin vakti var bu açık ders malzemelerinin tamamını inceleyip bunlara bakacak işte. Hem öğretmen açısından hem de öğrenci açısından. İşte sonra bunlarla ilgili video eğitimler oldu. Şimdi mesela kimin vakti var bu videoları izleyecek noktasına gelindi. Şimdi örneğini de verdik. Yani videoları yüklüyorsunuz, o videolardan size özet yapıyorlar. İşte bütün içeriklerin transkript edildiğini almış durumdasınız. Şimdi aynı şey bence koleksiyonlar için de geçerli. Sizin bir kütüphane koleksiyonunu gidip bu basılı ya da dijital olsun burada yoğun bir araştırma yapıp bu araştırmanın sonucunda 8, 10, 20, 40 tane eser bulup bu eserleri teker teker inceleyip bu eserlerden bir bilgi orada süzüp o süzdüğünüz bilgi üzerinden çalışmayı yapma tarafı bence giderek artık çok tarihi, çok belki de eski usul bir çalışma sistemi olarak gelecek. Çünkü özellikle yeni neslin
bu platformlar üzerinde koleksiyonları analiz ettirme konusundaki örneklere çok alıştığını ben görüyorum. Sizin elinizdeki videonun, bir saatlik bir videonun tamamını bile izleyen bence kişi sayısı çok azaldığını düşünüyorum. Ya bizim videolar için de bu geçerli. Yani siz o videoyu verip de Yaşar Ponta kütüphane koleksiyonlarının eğitimde kullanılması ilgili ne düşündü diye sorduğunuz zaman ona o bir saatlik yapı içerisinden 2-3 cümleyle size sohbet robotu cevap verdiği zaman o videoyu izlemenizin bir esprisi kalmıyor aslında işte açıkçası. Ya siz eskiden beri podcast dinleyip o videoları yemek yaparken geri planda oynatan bir kişi olabilirsiniz ama yeni nesil veya yeni araştırma dünyası içerisine giren kişilerin böyle bir alışkanlıkları da söz konusu değil. Yani oturup 20 dakika, 30 dakika bir videoyu izleyemiyor ya. Bence YouTube'daki içerikler, kütüphanelerdeki koleksiyonlar, arşivlerdeki dijitalleştirilmiş kültürel miras öğelerinin tamamı bence artık yapay zeka eğitiminde kullanılması için bir malzeme olarak insanlar tarafından görülmeye başlanacak. En azından bir kısım tarafından. Ve ben şuna inanıyorum yani siz yarın bir gün belki de bir makine için artık içerik geliştireceksiniz yani. Doğrudan bir insan için bir içerik geliştirmeyeceksiniz. Yani bunu tabii işte bir takım bilim kurguyla ilgili vesaire ilgili kitaplar veya işte bir takım romanlar, dramalar vesaire için söylemiyorum ama özellikle araştırma dünyası için bu şekilde bir yapı ben öngörüyorum. Ve bu koleksiyonların artık kullanılsın mı, kullanılmasın mı, makine tarafından bunlar eğitim şeyine, deposuna dahil edilsin mi, edilmesin mi tartışması geri planda kalacak yani. Ve bunu bir şekilde şirketler hayır biz bunu yapmıyoruz deseler de bunu geri planda ben kesinlikle yaptıklarına inanıyorum. Yani aslında bu yönde özellikle açık bilim kavramında çalışan kütüphaneler de var. Mesela 2025 yılına kadar İskoçya Milli Kütüphanesi bütün koleksiyonun üçte birini dijital ortamda sunmayı planlıyor. Bu büyük bir amaç aslına bakılırsa, düşünebiliyor musun? Yani ister Harika. anadan doğma ister sonradan olma, en azından böyle bir amaç var. Bir de şunu göz ardı etmemek Hocam bu lazım. arada Yani lafınızı kesiyorum ama biz bu sezon şeye bakmadık. Millet Kütüphanesi'nin kataloğuna internette bir erişim olmalarına bakmadık. Onu da ihmal etmeyelim. Yani önümüzdeki şeylerde, yayınlarda o konuyu da bir daha gündeme getirelim. Madem bu koleksiyonlar üzerinden bu tür bir şey oldu. Acaba katalog erişimde mi? Ben bakmadım. Siz baktınız mı son zamanlarda? yok. Ya aslında şöyle bir şey var. Yani mesela şu anda hani biraz önce sözünü ettiğim yapay zekanın uydurması vesaire açısından bakıldığında bellek kurumlarının elindeki kaynaklar çok büyük bir işlev görebilir. Yani ne bileyim kütüphanelerin hazırladığı bu LibGuides denilen şeyler ya da WordCat ya da HathiTrust'ın katalog bilgileri. Yani bak tam metni demiyorum, katalog bilgileri bile en azından bazı şeylerin doğrulanmasını mümkün kılar. Zaten yapay zeka şirketleri açısından işin en önemli yanlarından biri de bu. Teyit edilmiş, doğrulanmış veri. Sonuçta siz derseniz ki ya işte Nietzsche'nin ne bileyim Hitler'in şeyleriyle ilgili görüşleri konusunda yazılmış kitapları hangileri diye bunu uydurmak yerine pekala bu WordCat gibi ne bileyim HathiTrust gibi doğrulanmış verilere dayanarak bir kaynakçı oluşturabilirsiniz ya da en azından yanlış bilgi vermesi sağlanabilir. Factual bilgi vermesi sağlanabilir. İşin içerik kısmına çok girmeyeceğim. Yani şu anda mesela biz doğrulanmış bilgi vesaire diyoruz, veri diyoruz ama öte yandan unutmayalım ki kütüphane ya da arşiv koleksiyonlarında da sonuçta ne bileyim
düz dünyadan bahseden kitaplarla bahsetmeyenler de yan yana duruyorlar bir bakıma. Yani söylemek istediğim, veri kalitesi açısından bakıldığında bellek kurumlarındaki kaynaklarda tamamen yanlışlardan arınmış diye bir şey söylemek mümkün değil. Böyle bir şey bekleyemezsiniz de zaten. Yani sonuçta yüzyılların birikimi bir şeyden geliyoruz. Dolayısıyla nasıl ki bugün sosyal medyada doğru bilgiyle yanlış bilgi birlikte yer alıyorsa, eminim HeavyThrust'ın bu zamana kadar dijital ortama aktardığı kaynaklar içerisinde de aynı şeyler söz konusu. Ama gideceğimiz nokta, en azından evet, bunlar bir an önce yapay zeka algoritmalarının bir şekilde işlemesine de açılsın. Fakat daha da önemlisi, bizim yapay zeka algoritmaları da sapı samandan ayırmayı mümkün kılacak bir düzeye gelsin. Önemli olan bu. Onun için de mesela bibliografik açıdan olmasa bile diğer içerik üreten bir takım arşivlerde, işte bunlar belirli yazarlarla ilgili yazışmalar olabilir, şunlar olabilir vesaire. Bunların da dijital veri olarak yapay zeka algoritmalarının kullanımına açılması yönünde çalışmalar var. Ama bunlar şu anda çok küçük boyutlarda. Yani milyonlarca kaynaktan vesaire sadece bazı konsorsiyumlar için söz ediyoruz. Yoksa spesifik firmalar için bu söz konusu değil. Kalite açısından bakıldığında, demin işte kimse artık bütün videoları falan seyretmiyor diyordun. Belki hatırlarsın, sosyal medyanın ilk zamanlarında Facebook gibi şirketler vesaire iş gücünün ucuz olduğu yerlerde insanlara işte 3-5 kuruş verip hangi fotoğraf porno ya da değil, hangisi işte bizi zora sokabilecek bir şey içerir diye onlara değerlendirtiyorlardı. Yani bunun üzerinden belki 10 sene ya geçti ya geçmedi. Artık bunları duyuyor muyuz? Hatta o zamanlar içeriğin nasıl yaratıldığı ile ilgili olarak Google vesaire gibi kuruluşlara buradaki emeği sömürdüğü yönünde müthiş eleştiriler geliyordu. Çünkü bu artık bugünkü hızlı bilgi artışına baktığımızda insan gözüyle bunun kalitesini kontrol etmek mümkün değil. Mesela demin sözünü ettiğimiz Lion projesi çerçevesinde, hani 1.000 tane çocuk pornosu içeren fotoğrafı kaçırmamak için insan gücü uygulanacak olsa ne kadar emek harcanacağı ile ilgili şöyle bir şey vardı. O görüntülerin her birinin sadece bir saniye insan gözüyle incelenebilmesi için bir kişinin işte sabah 9, akşam 5 bütün sene boyunca çalışırsa tam 781 yıl gerektiği hesaplanmış. Yani böyle bir ortamda bizim artık Kenya'daki ne bileyim ucuz iş gücünü vesaire kullanarak ya bunda çocuk pornosu var mı yok mu biçiminde davranmamız mümkün değil. Ama öte yandan demin söylediğimiz gibi benzerlik algoritmalarının da bunları %100 elemesi diye bir şey söz konusu değil. Yani bir yarışında işte çok kesin sonuçlar istiyorum dersen bir süre ilgili şeyi kaçırıyorsun. Öte yandan işi gevşetirsen bu sefer de bir sürü gereksiz şeyi koleksiyona itmiş oluyorsun. Gereksiz derken de burada örneğin çocuk pornosu ile ilgili görüntüler gereksiz olarak görülebilir. Bazı kişiler açısından en azından, ne bileyim, bu işi araştırma amacıyla kullanan bir kişi için durum tam tersi olabilir öte yandan, neyin ilgili neyin ilgisiz olduğu yönünde. Yani söylemek istediğim, sanıyorum ki bizim şu ya da bu şekilde bu Wall Street Journal köşe yazarlarından, Berkeley profesörlerinden birinin dediği gibi bunu yapay zekayı ya da diğer teknolojileri bir tür kültürel teknoloji olarak görüp bir an önce bunlarla ilgili ne yapabiliriz konuşmak lazım. Yani bu profesöre göre aslına bakılırsa dil de bir kültürel teknoloji. Çünkü işte ne bileyim
hani henüz şimdiki teknolojik düzeyimize ulaşmamışken insanlar birbirine sadece söyleyerek nerede daha iyi alınacağını vesaire bildirebiliyordu. Ama bunun üzerine bir işte matbaayı koyduğunuz zaman, interneti koyduğunuz zaman birbirinden uzakta kişilerin bilgilere erişmesi, onları yorumlaması söz konusu olduğunda bu da bu kültürel teknolojilerin günümüzde ne kadar geliştiğini gösteriyor. Onun için yapay zekayı da bu tür bir kültürel teknoloji olarak görüp onun kullanımı ile ilgili neler yapılabileceğini bir an önce hayata geçirme yönünde çaba harcamak gerekiyor. Yani teknolojinin iyisi kötüsü diye değil, nasıl kullanıldığı önemli. Eğer biz yapay zekayı da kültürel teknolojilerden biri olarak görüyorsak, o zaman bu çerçevede çaba sarf edilmesi gerekiyor bir an önce. Ve bellek kurumlarının da bundan elde edeceği çok şey var. Tamam. Mahremiyetle ilgili sorunlar, ne bileyim işte telif hakları ile ilgili sorunlar vesaire. Bunlar bugünden yarına çözülecek sorunlar değil. Ama öte yandan treni kaçırmamak açısından bu teknolojiler konusunda nasıl bir yaklaşım geliştireceğimize de karar vermemiz lazım. Yani Alison Gopnik'in dediği gibi biz bunları bir kültürel teknoloji olarak mı göreceğiz, tıpkı matbaa gibi, tıpkı işte internet gibi vesaire, yoksa ya işte bunlar tamamen siyah beyaz olaya bakarak sahip olduğumuz her şeyi mahvedecek diye mi bakacağız? Bunların kuşkusuz değerlendirilmesi ve en azından hani İskoçya Milli Kütüphanesi'nde olduğu gibi ben bütün sorunların çözüleceğini düşünmüyorum. Yani üçte birini koleksiyonun dijital ortamda sunmaya başlama hedefinin, ama bu hani belirli bir gün gelecek, tamam bütün her şey elektronik ortamda ve bütün sorunlar çözülmüş olarak hem insanların hem de makinelerin erişimine açılacak diye bir şey yok. Yani gelişmeler o şekilde olmuyor. Hani Europeana'ya bakın, en azından 2006'dan bu yana nereden nereye geldiğine, ya da Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen açık bilim, açık erişimle ilgili projelerin geldiği noktaya bir bakın. Önemli olan burada gelinen noktanın şu andaki yapay zekayı gelişmelerle birlikte değerlendirilerek barıştırılması ve herkesin işine yarayacak sonuçların elde edilmesi ve bunun için kamuoyu oluşturulması, bu son derece önemli. Hocam çok teşekkürler. Ben de son olarak yavaş yavaş sürenin sonuna geliyoruz. Kendi deneyimimle ilgili paylaşayım. Burada programlama dilleri üzerine ben hala işte bazı geliştirme çalışmaları yaparken herkesin çok uzun yıllar boyunca yoğun bir şekilde kullandığını düşündüm. Stack Overflow diye bir site kullanıyorum. Bu Stack Overflow sitesinde siz yaşadığınız problemi yazıyorsunuz. Herhangi bir teknolojiyle ilgili. Ve insanlar size o problemle ilgili cevaplarını yazıyorlar ve işte doğru olan cevapta bir yeşil tik atılıyor. Siz herhangi bir sorunun cevabı ile ilgili o tiki gördüğünüz anda o cevabı alıp kullanıyordunuz ve gerçekten hani büyük bir koleksiyon da orası. Fakat bu özellikle ChatGPT'nin yeni sürümleriyle birlikte ve işte Gemini tarafı da yine aynı şey geçerli. Ya ben hiç Stack Overflow'u ziyaret etmemeye başladım. Yaklaşık belki 5-6 aydır. Çünkü sohbet robotuna siz probleminizi tanımladığınız zaman o size istediğiniz cevabı direkt olarak veriyor zaten. Yani burada halüsinasyon görmesi vesaire de söz konusu değil. Çünkü zaten o programlama dilinin çerçevesi belli. Referans kitabı belli, kendi dokümantasyonu belli. Yani burada aslında biz arama motorlarında yaşadığımız kırılmayı, ya bence kütüphaneye gidip referans kaynakları üzerinden bir takım çalışmalar yapıp sonuca ulaşma, bilgi erişim açısından baktığımız zaman kırılmayı bence yapay zeka ve bu sohbet robotları veya geniş dil modelleri üzerinde yaşıyoruz. Ve sizin biraz önce belirttiğiniz gibi mutlaka
bizim bu konuyla ilgili o treni yakalamamız lazım. O treni kaçırmamamız lazım. Yani bu belirli alanlarda geri dönüşü olmayan bir noktaya getirdi. Yani ben mesela Wikipedia'yı da çok kullanıyordum. Wikipedia'yı da o kadar çok ziyaret etmiyorum artık. Çünkü sonuçta sizin ihtiyacınız olan bilgiyi, o harmanlanmış bilgiyi direkt erişebildiğiniz bir platform var. Ve o konuyla ilgili de bir deneme yanılma şansınız varsa programlama dillerinin olduğu gibi. Yani sohbet robotunun size vermiş olduğu yanıtı deneme şansınız da varsa herhangi bir risk de yok. Çünkü onu zaten deniyorsunuz. Direkt alıp üretimde kullanmıyorsunuz. Zaten geliştirme amacıyla kullanıyorsunuz. Ama burada baktığınız zaman nasıl ki biz kütüphaneye gidip araştırma yapmayla ilgili süreçleri tamamen dijital ortama ve bu araçlara, arama motorları üzerinden yapmaya başladık. Bence bilgi erişimle ilgili daha entelektüel tarafını da yavaş yavaş bu yapay zeka robotları üzerinden yapmaya başlayacağız. Ve burada sizin elinizdeki, mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin elindeki kültürel miras veya arşivindeki envanter olarak baktığınız zaman bunu ne kadar çok bu yapay zeka eğitiminde kullanabilirseniz sizinle ilgili veya size bir şekilde referans olacak içeriklere de erişmeniz o kadar mümkün hale gelecek. İşte bu manipülasyonların engellenmesi, halüsinasyonların engellenmesi olarak da burada düşünebilirsiniz. Ama bizim hani bu konularda kim çalışacak? Hani milli kütüphane özelinde yapılan çalışmalara bakıyoruz yurt dışında. İşte bu dijitalleştirmeyle ilgili biz bunu konuştuk. Türkiye ayağında bunları kim ön ayak olacak? Bunları bilemiyorum. En azından mesela Dijital Dönüşüm Ofisi'nin çalışmaları içinde de ben bunlara hiç iş açıkçası rastlamadım. Yani bu tür bir elektronik içeriğin bir koleksiyonun veri seti haline dönüştürülmesi ilgili çalışmalar, böyle bir proje var mı yok mu? Herhangi bir bilgiye maalesef rastlamadım. Sizinle hocam son cümlelerinizi alalım. Bugünlük programımızı tamamlayabiliriz ama herhalde bu konuda biz daha derinlemesine programlar yaparız diye de düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Eminim daha çok konuşulacak şey var. Bir şekilde burada önerdiğimiz hani körü körüne teknolojik determinizm değil. Ama etik ilkeleri de elbette en kıskanç olduğu o noktalardan biri bellek kurumlarının yani açıklık gibi, adil kullanım gibi işte kimseye zarar vermesin bu bilgiler, kimin sorumlu olduğu bilinsin, mahremiyete saygı gösterilsin vesaire gibi şeylerin de göz önünde tutularak bunların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ama bunlar birbirine dışlayan şeyler değil. Vurgulamakta yarar var. Yani mahremiyet söz konusuysa o zaman dersiniz ki yani bu kısmı açmıyorum. Yani basılı ortamda yapılan şey de o. Yani belirli bir süre geçtikten sonra diyelim ki Dışişleri Bakanlığı'nın arşivleri açılıyor. Ama hala bazı şeyler orada karalanıyor. Yani üstü kapatılıyor. Nereye kadar? O bilginin şu anda bazı kişilere zarar verip vermeyeceği ya da avantaj sağlayıp sağlamayacağıyla yakından ilgili. Bu yönde aslına bakılırsa oturmuş olan bir takım şeyler var. Önemli olan bunların dijital ortamda nasıl uygulanabileceği, nasıl bir dönüştürüm geçirmesi gerektiği. Esas bunlar üzerine kafa yormamız gerekiyor. Çok teşekkürler Teşekkür hocam. ederim. Sağ olun. Bir başka programda görüşmek üzere. Belki de Herkese görüşmek iyi haftalar, üzere. iyi günler diliyorum. Sağ olun. İyi günler, hoşça kalın. Görüşürüz.